Bir kare çizdim ben buraya. Şu bir önceki parçayı yapacağım ben. Bir tane kare çizdim. Orada sol üst gözüküyor. Burada sıdırın orada farklar var. Sağ üst hocam. Sol üstte makine ilk açıldığı zaman gider. Şu arada bizim sıdırımız şu tarafta mı? Sağ üst. Hocam şu yeşil nokta bak makinenin başını ifade eder. Tamam şu tarafta. Evet, sağ taraf. Yani makine ilk açıldığı zaman sol tarafa gider gelir. Onu nasıl koydun oraya? Sen mi koydun onu? Pardon, ayarlarda var. Hocam şu tuş var. İşte ortalama şey tuşu mu? Sayfanın tam ortasına geliyor. Şu makinen tezgahı değildir. Bunu bu şekilde kafanızı karıştırmayın. Tamam. Anlatabildim mi? Bu küçük olabilir, büyük olabilir. Önemli olan işlem bittiğinde sonra komple seçtiğiniz zaman kaça kaç 50-50 yani 5 cm 5 cm. Parça sıyım, zona okumamız lazım. Bunu bu şekilde yaptım. Buraya da şu deneme yazımızı yazar bir önceki yaptığımız gibi. Bunu da yazdım hocam. Bunu da ortalaya. Bakın şimdi buraya geldik. Şimdi bizim orada 3 tane bizim işlemimiz vardı çıkan parçadan. Şu yazıyı kazımı yaptık. Doğru mu? Yazı yazdık buraya biz. Tamam. Yuvarlağı çizdik ama koparttırmadık. Koparmadı yuvarlağı. Sadece çizdi üzerinde. Tamam. Kareyi de çizdi, parça bitmiş şekilde aldık. Dolayısıyla biz buna 3 tane farklı işlem girmemiz lazım. Şunun rengini şöyle rastgele kırmızı yapalım. Şunu şöyle mavi yapalım. Bakın buraya 3 tane renk geldi. Tamam. 3 tane farklı farklı işlem vereceğiz. Şimdi siyah kesmeden başlayalım. Çift tıklıyorum buna. Burada genişlememiz gereken sadece speed, hızı. 3000 mdf saniyede 35 mm yani milimetre hızla keser makine. İyi ayarlanmış makinede 40-43 liraya çıkabilirsiniz. Ama şu an başlamada 35 iyidir. Tamam 35. İyice alıştıktan sonra 40 liraya çıkabilirsiniz. Gücünü arttıracağım oradan. Evet gücünü yükselteceğiz. Progressive mode kat keser ve çizer. Scan daha yaz yazar, tarama yapar. Kat modunu alıyorum. Şu ikinci kafa içindir. Üçüncü, dördüncü kafa içindir. Bir bizim işimiz. 99'a 99 yapıyorum. Evet. Tamam. %100'e yakın. %100'e yakın. Buna okey verdim. Tamam. Maviye geldim. Eğer ben bunu biraz önceki gibi 35, 99, 99 kat model alırsam bu parça bunu koparır. Koparması için 30 power veriyorum. Tüpün gücü o malzemeyi kesmeye yetmiyor. Çiziyor bırakıyor. Anladım. Yani, değil mi? Ama altına kağıt koyarsanız bu hızla da keser. Tamam. Gibi. İkinciyi yine kapatacağız. Yok kapatmanıza gerek yok hocam. İkinci kafa yok ki o zaten. Tamam, tamam olmadı, zaten. Zaten. Bunu okey veriyorum. Kırmızıya geliyorum. Sırayı nasıl yapacağız? Aynen hocam benim için. Artık buraya sıkın diyorum hocam. Kazım yapacağız. Sıkan kazımaydı değil mi? Evet. Şimdi ben ne verelim? 400 verelim hızımızı. Hızlı olacak. Evet. Power'ımızı da 40'a 40 verelim. Rengine bakalım. Eğer koyulu hoşumuza gitmezse, biraz daha açmak istersek rengini, koyulaştırmak istersek 50-50 yaparım, 60-60 yaparım. Ya da yaptık koyu mu geldi, daha da düşürürüm hemen. Anladım. Seçenek bizim seçimimizde. Okey diyorum. Programı ilk kurduğum zaman burada kat optimize var. Buraya giriyorum. Tamam. Şurada order of layer var. Bunu işaretlemem lazım. Yani tamam. Şuradaki renkleri sıralamaya sok manasına gelir. İşaretliyorum tamam. Bunu. Okey diyorum. Şimdi artık burayı sıralamaya sokuyorum. Önce kazım yapsın, sonra mavi yapsın, sonra şey yapsın. Bak üzerine şu asıldığımız zaman bir tane siyah bir işten dışarı olacak. İşten dışarı olacak. Kendi sıraladı değil mi? Artık kendisi hep yapar değil mi bunu? Her seferin aynı mı gelecek? Yapmanız lazım hocam. Bakayım sıkıntı. Nereye geleceğim onu yapmamız için. Hocam bunu bir kere yaparsınız programı kurduğunuz zaman. Tamam ben öteki türlü bir kere yaptım da bundan sonra... Kat optimize order of layer dediğiniz zaman İşaretleyeceksiniz bunu. Okey dediğiniz zaman sıralama göre yani. Sıralama yap diyorsun. Evet. Şimdi şu mesela ben siyah üstü almak istiyorum. Nasıl yapacağım onu? Tutuyorsunuz, 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 çekiyorsunuz. Anladım. Çünkü koparmayı en alt almam lazım. Yoksa şey olmaz. Tabii siyah en alt. Siyah ilk başta başlarsa koparır aşağı düşürür parçayı. Aynen öyle. Şimdi işimiz bitti. Makineyi artık download diyorum. Tamam. Şu anda geldi. Ne de isim verelim? PP diye dosya isim verelim. Tamam. Okey diyelim. Şu an makineye gitti. Şimdi. Orijine bastım. File'a girdim. PP dosyamız geldi. Enter diyorum, çağırıyorum. Şu anda işlem için hazırım diyor. Bak gösterdi denemeyi. Evet. Frame'e basıyorum. Çalıştığı alanı gösteriyor bize. Dış alan gösteriyor. Evet. Onu hatırlıyorum. Ha. Kesmiyor yani. Evet, çalıştığı alanı gösteriyor. Start dediğim zaman da başlar. Yeşil nokta makineyi kapatıyorum. Makine aşağı basar doğru. Senin deneyimlerin de şu kazıma içindeki adresi.